Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle metin tabiri dediğimiz konu üzerinde duracağız ve bir örnek üzerinde de metin tabiri nedir, nasıl yapılır, bu soru tipleri nasıl çözülür, bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu soru tipiyle, son yıllarda sorulan bu soru tipiyle ne kastediyorum? Şunu kastediyorum arkadaşlar, bir şiirde boş bırakılan yeri, yerleri nasıl doldurmalıyız, hangi bilgilerle doldurmalıyız, neleri düşünerek doldurmalıyız, bundan söz edeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, eskiler aslında buna metin tabiri derler. Biliyorsunuz sınavda bize verilen metinler genellikle manzum metinler. Bir beyit, bazen iki beyit, bir bent şeklinde manzum metinler verilmekte. Ve bu manzum metinler de bildiğiniz gibi aruzla yazılan metinlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu metinlerde ilk dikkat edeceğimiz husus aruz kalıbı. Burada eksik bırakılan dizede değil, özellikle tam olan dizede aruz taklidi yapacağız. Aruz taklidi yapmamız gerekiyor ve o ifadede, yani o şiirde kullanılan aruz kalıbını tespit etmemiz gerekiyor. Bu aruz kalıbına göre eksik bırakılan yeri aruza göre kaç gecelik olduğu, hatta açık gece ve kapalı gece durumunu tespit etmemiz bizim için büyük, önemli bir ipucu olacaktır. Bir diğer husus arkadaşlar, ifadenin terkibe girip girmediği, yani terkipli bir kelime olup olmadığı. Bildiğiniz gibi iki isimden oluşan terkipler olabileceği gibi bir ismi niteleyen bir sıfat boşluğunda doldurulmuş olabilir. Bu yüzden özellikle terkip ifadelerine hangi kelimeyle terkibe girdiğine bu boşluklarda dikkat edeceğiz. Bir diğer husus, ibarenin cinsi yani türü. Biz boşlukta isim türünden bir sözcük arıyoruz, sıfat türünden bir sözcük arıyoruz, fiil türünden bir sözcük arıyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğeri dayanak kelimeleri arkadaşlar, buna tenasül de diyebilirsiniz. Boşluktaki ifadeyle anlamca bizi o ifadeye götürecek dayanak kelimeleri, tenasüplü kelimeler nelerdir, onlara dikkat edeceğiz. Bir diğeri anlamdır arkadaşlar. O boşluklu haliyle beyti, ifadeyi günümüz Türkçesine aktarmaya çalışacağız ve anlam gereği o boşluğa getirilmesi gereken ifadeyi bulmaya çalışacağız. Bir diğeri sevgili arkadaşlar, edebi sanattır. Edebi sanat, boşluktaki ifade bir başka ifadeyle edebi sanat ilgisi kurmuş olabilir, tezat ilgisi kurmuş olabilir, teşbih ilgisi kurmuş olabilir, lef-i neşir ilgisi, beyitle lef-i neşir ilgisi olabilir. Dolayısıyla bunları düşünerek o boşluğa getirmesi gereken ifadeyi tahmin edeceğiz. Son olarak da kafiye ve redif bilgisinden faydalanacağız arkadaşlar. Boşluktaki ifade kafiye kelimesi olabilir mi? Redif kelimesi olabilir mi? Buna da dikkat ederek boşlukları doldurmaya çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir örnek üzerinde boşlukları dolduralım. Azmizade Hararetli'den alınmış bir gazetinden alınmış 4 beyit var karşımızda. Bu 4 beyitte 4 boşluk var ve bu boşlukları nasıl doldurmalıyız? Boşluk doldurma sorusu olarak her bir beyti düşünebilirsiniz. Her kaçan bir hanesinden ol şeyin nokta nokta çıkar, hanımın akıldan çok aşık nara çıkar. Diyor ki, o bir şey sultan ne zaman evinden çıksa İnleyen pek çok aşık akıl evinden çıkar. Yani aklını kaybeder. Sevgili arkadaşlar, aşığın aklını kaybetmesine sebep olan klasik edebiyatta tip hangisidir? Sevgilidir. Bizim buraya koyacağımız şey aslında sevgiliyi karşılayan bir ifade olmalı. Vezinyeyi düşünelim arkadaşlar. Şiirimizin harmanını aklından çok failatün, aşıklığına failatün, lançlar fail. 3 failatün, 1 fail kalıbıyla yazıldığını görüyoruz. İlk diziyi tahliye ettiğimizde buraya getirilmesi gereken, ilk boşluğa getirilmesi gereken ifadenin 2 kapalı ece olduğu ortaya çıkıyor. Yine şiirde çıkar ifadelerinin, çıkar kelimelerinin redif olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buraya getireceğimiz ifade nalan kelimesiyle, nalan kelimesiyle, devran kelimesiyle, nadan kelimesiyle kafiyeli olan bir kelime olacak. Demek ki bir,
sevgiliyi karşılayacak. Bir şey sultan, sevgiliye ne denir? Ne sultan denir? Bir, sevgiliyi karşılayacak. İki kapalı enceden oluşacak. Nada, nalan gibi anla biten, uzun anla biten kelimelerle kafiyeli olacak sevgili arkadaşlar. Yani o bir şey sultanı ne zaman evinden çıksa pek çok inleyen aşık aklını kaybeder diyor şair bize. Buraya dikkatimiz gereken sevgili nedir arkadaşlar? Güzeldir. Neyin sultanıdır? Güzellerin sultanıdır. İki kapalı eceden oluşan ilk boşluğa getirmemiz gereken kelime sevgili arkadaşlar Uvan kelimesi. Uvan güzeller demek. O güzeller sultanı ne zaman evinden çıksa pek çok inleyen aşık aklını kaybeder diyor. Gelelim ikinci boşluğa arkadaşlar. Bunlar cem olsalar bazıca nokta nokta için başını top etmeye o afet devran çıkar. Güzeller bir şey için, bir şey oyunu için, nokta nokta oyunu için bir araya toplansalar o zamanın afeti benim başını top etmek için hemen meydana çıkar, hemen öne çıkar, hemen öne atlar diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi az önce istinat kelimelerinden, dayanak kelimelerinden söz etmiştik. Bakalım bazı için oyun demek arkadaşlar. Top ve toplanmak var. Topla oynanan bir oyundan bahsediyor arkadaşlar. Klasik edebiyatta topla hatta bir de sopayla oynanan bir oyun. Başın top oldu, aşığın başının top oldu ve aşığın başının top gibi oynandığı bir oyun. Hayallerde yapar. Güzeller nokta nokta oyunu için bir araya gelseler o güzel, o zamanın afeti benim başımı top gibi oynamak için hemen öne atlar diyor şair. Buradaki ifade de arkadaşlar, buraya getireceğimiz ifade de bizim gereği iki kapalı heceden oluşacak bir kelimedir. Buradaki boşluğa getirecek kelime de topla ve sopayla oynanan çevdan oyunudur. Çevdan kelimesidir arkadaşlar. Bazı için çevdan için. Çevdan boşluğunu doldurmuş olduk. Bir diğer boşluğa bakalım. Beklesem köyün halinde adıl bir yol olur. Talihin de net ilerisi nokta nokta çıkar. Aşık yani şair diyor ki ben senin köyünde, mahallende, mahallenin kapısında beklesem hep diyor düşman yani rakip ortaya çıkar. Rakip belirir. Zaten diyor, zaten benim talihimdir bu. Ne zaman diyor hazine umsam nokta nokta çıkar. Ne zaman hazine umsam nokta nokta çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar, vezinlere bakıyoruz. Talihimdir. Genç ümit, genç elbisi netlik. Eylesem nokta nokta çıkar. Yani kapalı kapalı. Bir, bu birinci bilgi. İki kapalı heceden oluşacak. Yine huva, lala, devran ve nadan kelimelerinde kafiyeli olacak bir kelime olacak arkadaşlar. Ayrıca adu kelimesi yani rakip kelimesi ile lefüneşir ilgisi olan bir kelime olacak arkadaşlar. Küyün halimi sevginin bulunduğu yer hazine gibi düşünülmüş ve orada aşığın, şairin karşısına çıkan unsur arkadaşlar bu boşluktaki şey gibi düşünülmüş. Yani rakibin benzetileni olan bir unsur arıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve eski inanışla hazinelerin kapısında beklediğine inanılan bir yaratık olması gerekiyor. Ne olabilir arkadaşlar bu? Eski hazinelerin biliyorsunuz tılsımlı yılanlar tarafından korunduğuna inanılır. Yılan olabilir, ejderha türünden bir şey olabilir veya yılan anlamına gelen sözcükler olabilir. Şimdi yılan anlamına gelen kelimeleri düşünelim. Yılan çıkar desek aslında kafiyeye de uygun olur ama bir açık ikinci hecesi kapalı olan bir kelime yazmış oluruz. Çok uygun değil. Yılanın başka dillerdeki karşılığı olan mar yazsak
olmaz. Mağaran yılanlar demektir. Ama burada adun yani rakip tektir. O yüzden çoğul kullanmaya gerek yok. Yine yılanın Arapçası olan suvan kelimesi var arkadaşlar. Aradığımız kelime suvan arkadaşlar. Su hecesi ayınla biter. Su ban. İki kapalı hecesi arkadaşlar. Yani diyor ki ben ne zaman sevgilinin mahallesinde onu görmek ümidiyle gitsem hep karşıma rakip çıkar. Bu zaten benim talihimdir. Ne zaman hazine bulsam karşıma yılan çıkar diyor arkadaşlar anlam olarak. Dikkat edelim surba. Kafiyeye uygun, vezne uygun, anlama uygun ve lef-ü neşir ilgisine uygun arkadaşlar. Son boşluğumuza bakalım. Hake nokta nokta olsun. Oldan bir kerem kimliğiyle devlet zehbalı ile daimine davran çıkar. Hake nokta nokta olsun. Sevgili arkadaşlar, olsun yardımcı fiilini alan bir unsur arıyoruz. Hake nokta nokta olsun. Şimdi bu bir deyim aslında. Hake bir şey olsun. Hake nokta nokta olsun ifadesi. Vezne bakıyoruz. Hake'den sonra gelen failatun la ve tüm hecelerinin boşluğunda oturacağız. İki kapalı hece arıyoruz. Burada vasıl yani ulama söz konusu. Vezir gereği bizim aradığımız kelime failatun göre düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar iki kapalı hece. Ve anlam olarak şair ne diyor? O iyilik kerem fidanı şöyle olsun. Çünkü diyor onun meyvesi hiçbir zaman gönül erbabına düşmez. Onun meyvesinden gönül erbabı faydalanmaz. O ağaca sürekli alçaklar, cahiller çıkar. Yani erbabı dilim faydalanamadı. Sürekli cahillerin faydalandığı bir kerem fidanından, kerem ağacından bahsediyor ve ona adeta beddua ediyor arkadaşlar. Bu da aradığımız kelime aslında sevgili arkadaşlar bir deyim olan yeksan kelimesidir. Hake yeksan olmak, toprakla bir olmak, hake beraber olmak, hake bir olmak, hake yeksan olmak, yerle yeksan olmak diye de Türkçe'de bugün kullanılan deyimin eski bir şeklidir arkadaşlar. Hake yeksan olsun olma li kerem kim miyvesi şeklinde de aruz taktiği yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bir gazelden alınan 4 beyitteki 4 boşluğu doldurdum. Bunların her birini bir rehavetine çıkacak, çıkmış bir soru gibi düşünebilirsiniz. Her birini çözerken vezne dikkate aldık, anlamı dikkate aldık, kafiye ve redif bilgisini dikkate aldık, edebi sanatlara dikkate aldık, dayanak kelimelerine dikkate aldık ve dolayısıyla bütün bunları zihnimizden geçirerek doldurmaya çalıştık, boşlukları doldurduk. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam mesela suvan kelimesini nereden bilelim biz? O an aklımıza gelebilir mi? Sevgili arkadaşlar zaten bunu çoktan seçmeli sorularda düşünmemiz lazım. Dolayısıyla verilen seçenekleri de eleyerek düşünmemiz lazım. O yüzden biz doğrudan cevabı yazıyoruz. Evet doğrudan cevabı söylüyoruz belki ama biz bunları çoktan seçmeli sorularda düşündüğümüzde aruz gereği, kafiye gereği ve az önce saydığımız maddeler gereği rahatlıkla eleyebileceğimiz seçenekler olacaktır. Bu sorulara böyle yaklaşmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Daha önce abonelerimizden de gelen böyle talepler vardı. Bu tarz soruların da çözümüne yönelik videolar çekelim İstediler sevgili arkadaşlar. O yüzden hazırladık ve devamı olacak. Buna benzer anlatımlar yapacağız arkadaşlar. Metin tahmini anlatımları. Kanalımızı takipte kalın. Esenlikler diliyorum.